An Ebi Said el-Hudri radıyallahu anhu, Ebu Said el-Hudri'den rivayet olundu radıyallahu anhu. Kale buyurdu ki, celese Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve celesna havlehu. Peygamberimiz oturdu sallallahu aleyhi ve sellem. Biz de etrafına oturduk. Fekale peygamberimiz buyurdu ki, inne muhakkak, mimma akhafu aleykum min ba'di. Kendimden sonra, benden sonra sizin için korktuğum şeylerden. Ben bir gün ahirete gideceğim. Ben gittikten sonra sizin için korktuğum şeylerden ne? En yuftaha aleykum min zehrati dünya ve zinetuha. Dünyanın süsü açılacak size. Korkuyorum yani. Bugün açsınız yeri geliyor, susuzsunuz, fakirsiniz, garibansınız. Yarın paranız pulunuz olacak, yatınız katınız olacak. İşte o zaman korkuyorum sizden. Sohbete gel, iş var. İş var, iş ne demek söyleyeyim? Para demek iş. Yoksa sen iş yani ne iş yapıyorsun? Ne iş yapıyorsun? Ne iş yapıyorsun da sana soruyorum da. Çalışan biri söylesin. Ne iş yapıyorsun? Hamza? Dekorasyon yapıyorsun. Ne, mesela ne yapıyorsun şu anda? Sen son yaptığın işi söyle. Kime yaptın? İsim şart değil. Ha? Ali diye bir arkadaşa sandık yaptın. Ne sandığı? Böyle çeyiz sandığı gibi bir şey. Nasıl? Ne? Şimdi eşya taşımak için sandık yaptı. Şimdi Hamza Ali diye bir arkadaşa ne yapmış? Yani Hamza'nın gece rüyalarına giriyordu. Ya bu Halil'in, Ali'nin sandığı yok. Tüh be, bu çocuk sandıksız yaşıyor. Bir an evvel bunu bu durumdan kurtarmak lazım. Ben bu Ali'ye bir an evvel sandık yapayım. Yazık, günah mı diyordun sen? Hayır. İş demek ne demek senin için? Para. Ali'nin sandığı senin umurunda değil. Doğru değil mi arkadaşlar? İşte paranız olunca, hocam sohbete buyur gel, iş var. Yani para var. Aç mısın kardeşim? Yok. Çıplak mısın? Yok. Çoluğun çocuğun muhtaç mı? Yok. Biraz daha, ya bu biraz daha fazla olsun, sorun yok ki. Bizim belamız bu şimdi. İşte bunların ekmeğine yağ süren bu. Şimdi artık dünyamız rahat. Tıkırımız yerinde. Tıkırımız yerinde olunca eski zaman bir abi vardı. Bir oğlu okuyor bizde. Neyse, çok teferruat yapmayacağım olsun. Oğlu okuyor bizde. Bir ara öğrendim, bir oğlu daha var. Bir ara öğrendim. Ne var? Bir oğlu daha var. Dedim bu. Bu da gelsin. Yok dedi, bu akıllı dedi. Masal anlatmıyorum ya. Sizin tecrübeleriniz var, benim de var. Bu dedi akıllı dedi, bu okuyacak dedi. Yani okuyacak. Söyleyin. Söyleyin, söyleyin. Para. Sizin için korktuğum şeylerden bir tanesi de bu. Dünyanın süsü size açılacak. Yatlar, katlar, atlar. Tatile gideceksin, oraya gideceksin, buraya gideceksin. Şunu yapacaksın, bunu yapacaksın. Ah arkadaşlar, ah. Kaçta başladım? Sohbet yok bugün. Kitap tanıtım yapıyoruz. He? Dokuzda başladım. Biraz daha, hiç kusura bakmayın, az bir şey daha yani. Mesela biriyle konuştum bir ara. Bu deniz gezmiş biliyorsunuz. Tamam. Onun mahkemesindeki paşanın postasıymış. Bunu normalde içeri ne yapmazlar? Almazlar. Paşa ile beraber içerideymiş. Anladınız mı? Hüküm verilmiş. Artık ne zaman nasıl olduysa, hani bir imam falan çağırıyorlar ya. İmam gelmiş. Artık yani ne aşamaysa bu artık. İdam öncesi midir, mahkemeden hemen sonra, artık yani bir şey gelmiş, imam gelmiş, tamam mı? İmam gelmiş. İmamın başında ne var? Ne var imamın başında?
Ne var ne var ne var? Şapka var, şapka. Deniz gezmiş, vaaz etmiş İmam abisim. İmamın başında ne var? Söyleyin. Şapka var. Deniz gezmiş, deniz gezmiş, imama vaaz etmiş. Demişsem biraz artık. Bana söyledi, şöyle şöyle dedi, dedi. Hatırlamıyorum ben yani. Ha, anlayacağınız bu. Fırça attı, vaaz etti. Sen de demiş, bak ben ölüyorum. Bak benim derdim bu, inancım bu, düşüncem bu. Ben ne yapıyorum? Ölüyorum. Ölürsem ölürüm kardeşim. Sen? Verecekler sana 3 lira para diye. Bak hadis-i şerif okuduk da korkuyorum. Sizin için korkuyorum. Açlığınızdan, susuzluğunuzdan korkmuyorum. Ama tok olduğunuz zamandan korkuyorum. Evsiz baksız olduğunuz zamandan olur olabilir. Ama evli baklı olduğunuz zamandan korkuyorum işte bak. Dünyanız süslü olduğu zamandan ne yapıyorum? Korkuyorum. Ah arkadaşlar ah.